Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LGS 2020 ve 2021 birincilerine sorular yönelteceğiz. Hangi yıl daha zordu? Pandemi en çok kimi etkiledi? Bunları konuşacağız. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Çok kısa kendini tanıtır mısın? Ben Ada Coşkun, 2021 LGS birincisiyim. Ankara'dan geliyorum. Adım İlayda Çavdar, 15 yaşındayım. LGS 2020 birincisiyim. Şu an hangi lisede okuyorsun? Robert Kolej'de okuyorum. Şu anda Galatasaray Lisesi'ndeyim. Geçen sene hazırlık okudum, Fransızca hazırlık. Bu sene de 9. sınıfa geçtim. 8. sınıf boyunca en çok zorlandığın ders? Türkçe ve dindi sanırım. Kesinlikle Türkçe. Denemelerde çok zor soruyorlardı, çok zora alıştırdılar. Bayağı zordu yani deneme. Türkçe'de uzun olduğu için mi seni zorluyor acaba? Çok irdelediğim için soruları sanırım ve sözcük de anlam özellikle. Gerçekten yorum yapma yeteneğim biraz sıkıntılı benim. O yüzden matematik mesela çok net olduğu için her şey bana çok kolay geliyordu. Ama Türkçe'de hep arada kalıyordum şıklarda. Sence hangi yılın sınav soruları daha uzundu? 2020. Bu kesin bizde özellikle kısalttılar. Bence bizim senemizde daha uzundu sorular. Hatta bildiğim kadarıyla 2021'de insanlar soruları çok kısa bulduğu için biraz tepki göstermişti. En kötü deneme sonucun? 7 yanlış, 1 boş. 6 yanlış, ilk denemem. 7 yanlış, 1 boş. Sınava ne kadar kalaydı? 1 hafta falan. 1 hafta kala. Gayet iddialı bir sonuç. Sence pandemi en çok hangi yılın sınavını etkiledi? Bizi. Hemen bizi, neden? Bizi 7. sınıfı da etkiledi. Hem 7 hem 8 olunca. Bir de 2 dönemden de sorumluyduk biz. O yüzden bizi daha çok bu nedenle etkiledi. 2021 daha çok etkilendi evet. Diyorsun. Bu belki 2021'de girenlere biraz saçma duyulacak olabilir ama bence 2020'deki öğrencilere daha çok etkiledi. Çünkü 2021'de girenler en azından karantina geçeceğini tahmin edebiliyorlardı. Pandemi gerçeğiyle yüzleşmişlerdi. Bizim senemizde her şey normal başladık. Sonra bir hafta içinde tüm hayatımız değişti. Ben adapte olabilmiştim ama karantinaya çok iyi sonuçlarla girip LGS'den çok kötü çıkaran arkadaşlar oldu. Yani o süreç biraz zorladı bizi. Sınav öncesinde çevrenden duyduğun en komik ya da sinir bozucu tavsiye neydi? Ya böyle mesela çok stres oldum, soruyu yanlış yaptım deyince stres olma diyorlar. Bu kadar. Stres olma ya, stres yapma. Evet yani çok gıcık oluyordum. Kitap oku. Çünkü evet kitap okuyun tavsiyesini bu arada saçma bulmuyorum. Hani kitap okunmalı. Ama ben LGS senesinde ders çalışmaktan kitap okumaya hiç vakit bulamadım. Ve işte boş kalan vakitlerimde onunla vakit geçirmedim. Sıfır kitap okudum. Gerçekten bir sene boyunca sıfır kitap okudum. Ve insanlar onu bana söyledikçe ben daha çok stres oluyordum. O yüzden hiç sevmem kitap okuyun tavsiyesini. Diğer sorumuz da LGS çalışırken kitap okuyabildin miydi? En fazla bir gazete okumuşsundur yani, be. Yani o bile olmamıştır büyük ihtimalle. Sadece paragraf sorularındaki paragraflarla geçirdim seneyi. Okudum. İngilizce, fantasy türü kitaplar okuyordum. En çok fantezi türünde hangi kitabı seviyorsun? Uyumsuz diye bir kitap var. Onu çok severim. Sınav anındaki adanın yanına gidebilseydin ona ne söylerdin? Dikkati dağılmasın bir şey demezdim herhalde. Bence kulağına müzik şarkı söyleyebilirim diye düşünüyorum. Peki sınav anındaki İlayda'nın yanına gidebilsen ona ne söylersin? Devam ki. Bu kadar yeter. Devam ki yeter. Sence en doğru çalışma stili hangisi? Bence size en güzel hangisi geliyorsa o, en yararlı hangisi ise. Ben aslında böyle tek bir stil önermeyi sevmiyorum. Herkesin kendine özel stili var. Ama hani ne tarzda çalışıyorsanız çalışın, soru odaklı olur, konu anlatımı odaklı olur. Belli bir düzende gitmesi gerekiyor bence. Çünkü belli bir düzeni yakaladığınızda bu sizi illaki başarıya götürecektir. Ama en iyi yöntemi bile kullansanız, bir gün çalışıp bir gün çalışmıyorsanız o biraz sıkıntı çıkarır. Peki bir günde çözdüğün rekor soru sayısı kaçtı? Ben soru sayısına bakmıyordum, sayfaya bakıyordum ama hesaplarsak 400-500 falan oluyor sanırım. Rekoru 400-500. Evet. Gayet iyi soru sayısı. Ben buradan bir tık çok linçlendim, çok dalga geçildi, söylemeyeceğim. Müzikli ortamda ders çalışmak mı, sessiz ortamda ders çalışmak mı? Kesinlikle müzikli. Ben hatta söyleyerek de çalışırım, paragraf sorusu çözerim. Yaparım hepsini. Zaten buna müzikli cevabını verecek ender insanlardansın Ada. Evet. Tebrik ediyorum. Genelde herkesten büyük ihtimalle sessiz ortam tavsiyesini duyuyorsunuzdur. Ama bence müzikli ortamda ders çalışmak, yani en azından bu benim için böyle oldu. Ben genel tavsiyelerin aksine ne kadar ders çalıştıysam hepsini müzik dinleyerek ders çalıştım yani. O açıdan ben bir zararını görmedim. Eğer daha rahat ediyorsanız bence yani çalışmakta sıkıntı yok. Sen ne tür müzikler dinliyorsun? LGS kazandıran müzikler hangileri? Rock. Bayağı Queen dinleyerek, Duman dinleyerek test çözüyordum. Sanırım LGS birincisi olmak isteyen arkadaşların artık müzik dinlemesi gerekiyor. Böyle bir şart. Ama bu şey de değil, hani müzik kazandırır demiyorum. Eğer rahatsız ediyorsa müzik, o zaman dinlemek tabii ki daha mantıklı. Hangi yılın matematik soruları daha zordu? Biz, kesin biz. Neden? Çok uzundu, hani
uzun değil de böyle işlemli, çok böyle kafa yormak gerektiren sorulardı. Sence senin en çok zorlandığın matematik soruları hangisiydi, hatırlıyor musun? Bir tane grafikli bir soru vardı, daire grafikli. Daire bulamayıp grafikli. Sonra hepsini her şeyle çarpmıştım. Ama bir şekilde buldun doğru cevabı. Evet. Matematik bence her sene zor yani. Bizim senemizde de herkes matematikten yakındı. Bu sene de herkes matematikten yakındı. 2022'de de herkes şey diyecek, matematik çok zordu diyecek. Yapma ya, falsi gibi 2022 matematik zor olacak. Tabii, geleceği görüyorum, zor olacak. Sonuç olarak bence çok da bir fark yoktu arasında. Hı-hı. Çalışan herkes için 2 sene de kolaydı. Çalışmayan, belki matematiğe ağırlık vermeyenler için 2 sene de zordu. Bir daha asla duymak istemiyorum dediğin konu. Sözcükte anlam ya. Sözcükte anlam. Evet. Sözcükte anlam, Türkçe. Yapma. Türkçe. Yani sözcükte anlam konularını gerçekten yapamıyordum ve artık resmen travma oldu bende. Sınavdan çıkınca aklından geçirdiğin ilk cümle. Oh. 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 Oh be bile yok bak, ikinci kelimeye bile... Oh yeterli, bu kadar. Midem bulanıyor falan olmuştur herhalde, hatırlamıyorum şu anda. Çok zordu olmuştur matematik. Peki LGS çalıştığım gibi YKS'ye de çalışırım diyor musun? Yani. Demiyorsun gibi. Yani aslında çalışmak isterim tabii ki ama şu an düşündüğümde 8. sınıfta nasıl o kadar fazla çalışmışım, o kadar soruyu bir günde nasıl çözmüşüm gerçekten aklım almıyor ama tabii tekrar sınav psikolojisine girince büyük ihtimalle çalışırım. Şu an biraz daha arkadaş ortamı, yeni okul. Evet, takılıyorum şu an. Şu an takıl bakalım. Daha az çalışırım ya. Neden? Çok zorladım bu sene. Yani okulun verdiği ödevleri yapmakla falan da daha rahat çalışırım. Peki LGS sonrası test kitaplarını ne yaptın? Bitirdiklerimi böyle bir önce rahatladım, yere attım. Sonra bunları büyük poşetlere koydum, 6 tane. Hı hı. Bitirmediklerimi de bu sene LGS'ye girecek arkadaşlarıma verdim. LGS sonrası test kitaplarımı Galatasaray Lisesi'ni kazandığımı öğrendikten sonra böyle hepsini dizdim. 2 kule oldu, bir tane de üzerine oturacak kadar sandalye oldu. Onların üzerine oturup fotoğraf çekilmiştim. Sonra da hepsini geri dönüşüme attım ama o atış. Odam o kadar rahatladı ki. 2022 LGS'ye girecek arkadaşlara tek cümle söylesen. Her şeyi sorgulayın. Her şeyi sorgulayın diyorsun. Evet. Yani çok klasik olacak, artık bıkmışsınızdır ama gerçekten konu eksiği bırakmayın. Çünkü konunun temelini iyi atmadığınızda sorularda bu çok sıkıntı çıkarıyor. Konuları iyice öğrendikten sonra da ardından hemen soru çözerek pekiştirirseniz, böyle konu tekrarı soru şeklinde ilerlerseniz yapamayacağınız bir şey yok. Çünkü konuları iyice öğrenmiş olursunuz diyorum. Bir de sakin kalmaya çalışın. Biliyorum bu çok sinir bozucu bir tavsiye olabiliyor. Ama sakin kaldığınız ve konuları iyi öğrendiğiniz sürece gerçekten sınavda başarılı olursunuz. Teşekkür ediyorum ama son olarak genel bir soru soracağım. 2020 tamam. Mi daha zordu, 2021 mi? 2021 ya. Senin senen daha zordu. Evet, benim senem daha zordu. Pas. Zaten bilenler biliyor diyorum. Bakalım arkadaşlarımız ne düşünüyor, onlar da yorumlara yazsınlar diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle Ada. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Görüşmek üzere.